Bu ana kasa diye düşünüyorum. Burada da yine bir hediyesi var herhalde. Evet bakın sadece şurada gösteriyorum az önce. Evet şuradan. Bunu da gönderelim. Bakın. Ne oluyor? Yukarıdan sesler geliyor. Benim arabanın orada ateş ediyorlar. Yukarıdan tüfek sesi geliyor arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomda burada bir kapak açmıştım. Hediye almıştım buradan. Güzel bir bileklik. Şimdi yine aynı yere geldim arkadaşlar. Burada şu an iki tane görünen kasa var. Bu ana kasa diye düşünüyorum. Burada da yine bir hediyesi var herhalde. Şimdi takım taklavatlarımı hazırlayayım. Alan tarama açılmasını bekliyorum şu an telefonun. Birazdan buradaki kalan işimize devam edeceğiz arkadaşlar. Şu kapak beni biraz zorlayacak gibi duruyor ama burası da tuzaklı gibi görünüyor. Bakalım ne olacak? Hep beraber izleriz. Bu videoyu da birkaç part şeklinde, birkaç bölüm şeklinde yüklerim herhalde. Çünkü uzun sürebilir. Evet. Birazdan görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Cihazı açtım. Şimdi toprak ayarında yaptım. Termo tarama modunda bakalım bu kapak arkasında bir boşluk var mı, bir malzeme var mı diye. Bu kısımlar ekran görünüyordur herhalde. Bu kısımlar yeşil, boş gösteriyor. Şimdi aşağı doğru iniyoruz. Değerler artıyor. Şurada bakın arkadaşlar, şurada değerler arttı. Ekran kızıl. Burada bir malzeme gösteriyor. Evet bakın sadece şurada gösteriyor malzeme. Bakın ötme sesi de hızlanıyor. Bip sesi de hızlanıyor burada. Burada. Şuraya yaklaşınca hemen anında kırmızıya dönüyor. Buralar yeşil arkadaşlar bakın. Şuraya gelmeye başlayınca. Bakın. Evet. Şimdi çıkalım. İşimize başlayalım arkadaşlar. Bu kaya burada bayağı bir büyük. Bizi zorlayacak gibi de duruyor ama bakalım ne olacak. Evet. Belki şu toprağı indiririm. Buradan arkadan bir giriş vardır. Ya da bu kapak şeklinde buraya konmuştur. Bakacağız bakalım. Çalışma alanı çok zor burada arkadaşlar. Şimdi burada iki tane kasa var. Hanginden başlayacağımı şaşırdım. Şunu merak ediyorum önce. Nasıl açılır, kolay mı bilmiyorum. Bir onu bir deneyeyim bakalım. Burada buradan alalım da bu kayayı yuvarladıktan sonra bunlar da inebilir aşağı. Hiç belli olmaz. Temkinli olmak lazım. Ama ben şimdi düşünüyorum da burayı
El calaskalıyla mı çeksem? Yine de bir yoklayayım önce. Değil mi arkadaşlar? Belki o kadar zor değildir. Üzerindeyken de iş yapmak riskli ama. Oho, burası arkasında bir boşluk var. Burası uğraştıracak arkadaşlar. Oynuyor ama yine de uğraştıracak. Ben şimdi matkabımı, hiltimi hazırlayayım. Buraya güzel bir çalışma yapayım. Evet. Kavurucu sıcak insanı mahvediyor. Şimdi buradan nasıl bir şey yap, çalışma yaparız ona bakalım önce. Şu ağaçtan alıp çekersem sanki iyi olur. Onun için de şimdi böyle dik yapsak acaba dübeller çıkar mı? Nasıl yapalım? Şu üstteki parça biraz şey duruyor. Çatlak. Yani o kopabilir. O yüzden evet. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bakın. Şimdi buradan bir delik atayım yandan. Evet, şimdi iki adet deliğimiz hazır. Burada tamam. Şimdi bunu buraya çakalım. Evet.
Şimdi oho, boşa çıkmış zaten. İyi ki sökmüşüm arkadaşlar. Geliyor arkadaşlar. Bir de kayda bakalım, ne olur ne olmaz. Çekim var mı? Var. Evet. Hop. Burada kaldı. Vay be, bu arkadan böyle bir kapı gibi bir şey bekliyordum ama şu an için yok. Bunu da gönderelim. Başka gelmek isteyen var mı aranızda? Hey, size diyorum. Gümbür gümbür gidiyorlar. Hiçbir şey yok arkadaşlar şu anda. Ve burada çalışmak da çok zor. Şuradan ikiye ayıracağız galiba. Evet. Evet arkadaşlar, geliyor. Oh, en önemli noktaya geldim şu an. Bakalım ne olacak. İnat etme. Devam et.
Evet arkadaşlar, istediğim noktaya kadar geldim ama şuna bir bakayım. Bu sağlam gibi duruyor. Kapak üstüne kapak olabilir mi arkadaşlar ya? Burası. Ben buradan bir mahzen girişi, bir mahzen girişi gibi bir şey bekliyordum ama yine altında düz kapak gibi bir taş çıktı galiba. Acayip bir yer açıldı burada. Vurunca da arkada boşluk sesi gibi geliyor. Çok yoruldum. Gücüm kalmadı. Hemen alalım şunu. Şuradan işimize devam edelim. Ay, burada bir delik oluşuyor arkadaşlar. Bakalım. İçeri doğru gidiyor sanki. Allah Allah. Yalnız arkadaşlar, burası gittikçe heyecan verici bir hal almaya başlıyor. O neydi ya? Toprak sandım da kökle beraber birleşmiş. Acaba buraya da mı açacağız? Şurası çok acayip. Oo, içinden böcekler çıkıyor. Vay be. Evet, burasını çok dağıttık arkadaşlar. Bir şimdi dedektörde bir inceleyeyim bakayım. Acaba şuraya önce bir filtre delik atsam mı, ya da önce bir dedektörle bakayım. Aynen. Gel kalık. Gel bakalım arkadaşım, gel. En son söktüğümde de başlığı ters takmışım. Bu yazı yukarı gelmesi lazımdı. Neyse. Şimdi yalnız bu akşam İşimi erken bırakacağım, erken paydos edeceğim arkadaşlar. Güneşin batışını izlemek istiyorum. Şunu yakalım. Dün burada ayarlarını yapmıştım ama olsun, tekrardan bir daha. Toprak ayarı. Bunları bir inceleyelim.
Ay be. Dedim bu ne burada? Şeymiş arkadaşlar. Çelik dübeli gördüm, parlıyor bir şey. Dedim eyvah, kayanın içine bir şey koymuşlar. Aşağıda bir şey yok. Hay. Burada bir sinyal var. Evet. Burada var sizin arkadaşlar. Hay be. Şu kapak gibi olan, arkadaşlar şu kapak gibi olan yeri de açmam gerekiyor diye çok üzülmüştüm ama malzeme burada sanırım. Bakalım burada güzel bir hediye var mı? Benim çapam olacaktı şurada. Alayım. Taşlar var burada da. O aşağı yuvarladığımız kayanın kalıntıları bunlar herhalde. Evet. Bakın. Arkadaşlar çok büyük bir şey var burada. Nasıl da meydana çıktı. İşte bu. Oh. Bugün çok sıcak mahvetti beni arkadaşlar. Buradan güneş direkt bana vuruyordu. Kan ter içinde kaldım ama. Kaldığıma değdi. Oh. Nasıl arkadaşlar? Güzel mi? Sapsarı çok güzel. Ortada duruyorum, aşağı doğru kayacağım. Arkadaşlar burası bizim başımızı belaya sokar. Bu kadar yeter. Şimdi onu güzel bir fotoğraf da alayım. Çok güzel parlıyor sapsarı. Çok iyi oldu. Arkadaşlar şimdi buradaki yere başlayacağım. Güneş batmadan güneşin doğuşunu da izlemek istiyorum. Burayı da açayım hemen. Size onu da çekeyim. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun video. Bu kasayı açacağım ama size yarın izleteceğim. Ne oluyor? Yukarıdan sesler geliyor. Benim arabanın orada ateş ediyorlar. Yukarıdan tüfek sesi geliyor arkadaşlar. Ben de tabancayla bir iki tane atayım mı acaba, ne yapayım? Neyse biz hiç ses çıkarmayalım. Biraz mola vereyim. Şuraya devam edeceğim arkadaşlar. Bakın şurada. Şu şekilde böyle ayrık belli zaten şurası. Kamerada ne kadar belli oluyor bilmem ama şu üstünde böyle boydan boya bir çatlak var. Tuzaklı gibi duruyor. Bakalım oraya da bir çalışma yapayım. Bu
Burası çok güzel bölge, çok hoşuma gitti. Bakın arkadaşlar, bu da buranın son nokta işareti demiştim ya arkadaşlar. Bir tane burada var. Burası için çıktı. Dün buradan bir malzeme aldım. Şimdi ikinci. Orada bir tane daha var arkadaşlar. Son nokta işareti. Ama orası dediğim gibi tuzaklı, çok acayip bir yer yapmışlar. Ben bunun arkasında, bunun altında hep bir mahzen. Burada bir mahzen gibi bir yer bekliyordum ama arkadaşlar, belki hediyeleri koyarak gittiler. Bilmiyorum, artık bakacağız. Şimdi az zamanım var. Buraya da çalışayım. Oradan da size bir video çıkartayım. Bir sonraki videoyu buraya bekleyin arkadaşlar. Görüşmek üzere.